Kesinlikle Erdoğan'a oy veriyorum. Bu sözlerim Şirin Payzın'a. Tweetinde diyorsun ki iki ayınız kaldı. Devleti, Tayyip Erdoğan'ı, hükümeti savunan paralı troller. İki ay sonra sizi aldığımızda bize gelip yalvaracaksınız ve diyeceksiniz ki biz bu işi para için yaptık, geçim için yaptık. Aslında annemiz babamız CHP'liydi. Bakmayın işte o zaman AK Parti vardı diye biz bunu yaptık diyeceksiniz. Biz asla ve kat'a bu kadar aşağılık insanlar değiliz. Davamızı para ile savunacak kadar aşağılık kahpe insanlar değiliz. Seninle beraber bir video yayınlayıp limon bile sattırmayacak hale getireceğini söyleyen sözde sanatçı müsveddesi. Bu sözlerim de sana, sizin iplerinizi elinde tutanların dağlarda da itleri köpekleri vardı. Zamanında biz onları nasıl sayısızca itlaf ettiysek bu seçimden sonra da inşallah sizin sesinizi sonsuza kadar keseceğiz. Örnek mi istiyorsun Şirin Payzın? Hatırlarsan 2021 Aralık'ın 18'inde bu ülkeye dolarla oyun çekmek isteyenlere Tayyip Bey bir çelme atmış ve dolar 20 liradan 12 liralara düştüğünde gık deyip susmuştun. 14 Mayıs akşamı inşallah bu sefer kalp krizi geçireceksin ve sonuna kadar bu ülkeden silinip gideceksiniz. Bizlere asla, asla ve kat'a tehdit etmeyin. Biz sizlerin ağababalarınızdan, koyun koyun olduğunuz PKK'lı şerefsizlerden hiç korkmadık ki. Sizin bu kuru gürültülerinizden asla ve kat'a korkmayız, çekinmeyiz. Bizim başımızdan bir tabura yetecek kadar fişekler geçti, mermiler geçti. Biz onlara eyvallah etmedik ki sizin gibi asla ve kat'a eyvallah etmeyiz. Gözlerine bakıyorum Şirin Payzın. Olur da seçimi alırsanız, o akşam gelip beni almazsanız şerefsizsiniz, alçaksınız. Adım Nevzat Kaya. Üzerime bugün de adam gönderebilirsiniz. Nasıl ki dün dağlarda itlerinizi itlaf ettiysem emin olun bir kurşunda öldürdünüz, öldürdünüz. Ama elim ayağım tutarsa 18 artı 1'den kime isabet ne gelir onun da hesabını siz yapın. 14 Mayıs 2023 akşamı bu ülkeden sonsuza kadar esameniz silinecek inşallah. Meral Akşener'in bu masadan gitmesi nasıl ki bir oyunduysa tekrar masaya dönmesi bir oyundu. İddia ediyorum, diyorum ki bakın göreceksiniz, Allah hiç kimseyi bir kadının hırsıyla denemesin. Bu kadın masaya döndüğünde öyle bir ezildi ki, kadınla beraber Demokrat Parti Başkanı da ezildi. Biliyorsunuz, basında dinlediniz. Bu kadın o masayı öyle bir dağıtacak ki artık bunların esameleri kalmayacak. O güvendikleri PKK'da, HDP'de bunları hiçbir şekilde o iktidar koltuğuna getirmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesini Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya sürenlerin maksadı tektir. Bakın her zaman söylüyorum. Diyorum ki şurada Galata Köprüsü var. 6 Nisan 1909 yılında Abdülhamid'i tahttan indirmek isteyenler Abdülhamid'e her türlü oyunu oynadılar. Altılı masanın, yedili masanın, sekizli masanın çok benzerini yaptılar. Yine beceremediler. En sonunda ne yaptılar biliyor musunuz o tarihte? Serbestliği Gazetesi'nin baş muharriri Hasan Fehmi denilen bir adam vardı. Bu adam Abdülhamid Han'a öyle yazılar yazıyordu ki yenilir yutulur gibi değildi. Ne yaptılar? Bunlar o Serbestliği Gazetesi'nin baş muharriri Hasan Fehmi'yi şu Galata Köprüsü'nde 6 Nisan 1909'da suikast düzenleyerek öldürdüler. Suçu Abdülhamid'e attılar. Dediler ki Abdülhamid kendi muhaliflerini öldürmeye başladı. Şimdi geliyoruz günümüze. Bunlar altılı masa, onlu masa, kırklı masayla aynı pislikleri yaptılar. Dolarla geldiler, patatesle geldiler, soğanla geldiler. Başaramayınca hatırlayın 30 Aralık 2002 tarihinde Ankara'da Sinan Ateş'i katlettiler. Ne için katlettiler? MHP ile AK Parti'nin arasını açmak için katlettiler. Ama bu oyun tutmadı. Günahım kadar sevmem Kılıçdaroğlu'nu. Diyorum ki Kılıçdaroğlu'nu öne sürenler onun asla ve kat'a Cumhurbaşkanı olmayacağını atları gibi biliyorlar. Onu öne sürerek Nisan ayı içerisinde göreceksiniz. Şimdi başladılar ya, hani bize troll demeye başladılar ya, size alacağız, size limon bile sattırmayacağız demeye başladılar ya, başlayacaklar gazetede. İşte efendim bu rüzgarın önünde hiç kimse duramaz. Aradaki fark açılıyor. %15 fark var. Diktatör gidiyor. Tayyip Erdoğan'ın devri bitti diyorlar ya. Nisan ayı içerisinde bakacaklar ki kazın ayağı hiç de öyle değil. Tayyip Bey 58-59 belki 60'larla geleceğini görünce diyorum ki
İkaz ediyorum ama devletim zaten bunu biliyordur. Günahım kadar sevmediğim adama aynı şu Galata Köprüsü'nde yapılan hadise gibi suikast düzenleyecekler ve diyecekler ki Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını anlayınca ona suikast düzenledi. Seçim sonuna kadar cam fanuslarda kollamalıyız. Bu zararlıları seçim sonuna kadar saklayacağız. Allah'ın izniyle tekrar diyorum, şu milletin ferasetiyle, Allah'ın izniyle Tayyip Bey hiçbir zaman almadığı oy kadar oy alacak ve çok yoğun bir büyük bir oy farkıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek. Türkler ikinci yüzyılında dünya hakimiyetini biiznillah kuracağız Allah'ın izniyle. Bu özgürlüğüme karşı çıkamazsın. Çıkıyorsun. Tamam da beyefendi şu anda sakin bir ses tonuyla konuşuyor. Canım benim. Tamam, şunu dağıtmakta bir sıkıntı var mı? Şunu dağıtmakta bir sıkıntı var mı? Eğer ki normal konuşacaksak konuşabiliriz, hiç sıkıntı yok. Ama bağırıp hakaret edilecekse o zaman siz benim hakkıma, özgürlüğümü elimden almış oluyorsun. Siz özgürseniz ben de özgürüm, dağıtmam lazım. Eğer ki özgürlüğü konuşuyorsak, değil mi? Bu memleket Allahu Ekberlerle alındı. Atatürk'ün layık, demokratik... Bir şey söyleyeceğim, siz işte böyle insanlarsınız. Yani birbirinize bağırarak, ancak kavga ederek, saygısızlık yaparak bir yerlere gelmeye çalışıyorsunuz. Saygısızsınız. Bu insanlar burada size sessiz olabilirler ama ben size karşı sessiz olmayacağım. Bizler Müslüman insanlarız. Bizler kimseyle kavga etmeyiz. Bizler hiçbir şey söylemeyiz. Sadece düşüncemizi insanlarla paylaşıyoruz. Atatürk'ün ilkelerini bir saysana. Abi bağırıyor. Burada Atatürk'e bir şey dediğimiz var mı? Yok. Biz sadece olan bir vakıa üzerine konuşuyoruz. Diyoruz ki arkadaş, İşte biz bir şey demiyoruz. Biz, siz, onlar size Hristiyan mı dediler, Yahudi mi dediler hanımefendi? Öyle bir cümle. Bakın, siz bir kere üslubunuzu değiştirin. Beyefendi hiçbir şey söylemiyor, farkında mısınız? Size diyor ki sadece, ben bu broşürleri alabilir miyim bir tanesini? Ben bu broşürleri diyor. Hanımefendi. Anam seccadenin. Hanımefendi, siz namaz kılmıyorsunuz demedi. Namaz kılmıyorsunuz demedi. Bu broşürleri ben dağıtıyorum dedi. Beyefendi geldi. Bu beyefendiye saldırdı. Ben beyefendi ilk defa görüyorum. Beni gördünüz mü daha öncesinde? Saldırıyordu. Ben de bunu kameraya çekmeye başladım ki birisi ona saldırırsa bu kayıt olsun diye. İzmir'de yılbaşında nasıl bir hocaya bunları dağıtıyor deyip saldırdı bir kadın. O kadın diye ona dokunulmadı ve buna da kimse karşı çıkmadı. Kimse ağzını bile açmadı. Bayan küfür ediyor ya, bize etmedi. Ben de bunu çekiyorum ki kanıt olsun diye beyefendiye. Ya şimdi şöyle, bizim bir derdimiz yok. Biz sadece bugün biz Müslümanız. Biz hilafetle yönetilmek isteyen insanlar olarak. Bir dakika abi, bir dinle ya. Şimdi biz bugün 3 Mart hilafetinin kaldırılışın 99. yıl dönümü. Bu Müslümanlardan hilafet çekildi. Bu Müslümanlardan İslami yaşantı çekildi. Siz onu benimsiyor olabilirsiniz. Ben benimsemiyorum. Herkese saygı duyarım. Benim düşünceme saygı yoksa ben de kimseye saygı duymam. Sadece bugün 3 Mart hilafetinin yıkılışının 99. yıl dönümü arkadaş. Ben bunu kabul etmiyorum. Benim dedem de kabul etmedi. Benim ecdadım kabul etmedi bunu. Bunu kim kabul etti? İslam'dan uzaklaşmak isteyenler, İslam'a saldırmak isteyenler, insanlar bunu getirdi. Benim ecdadım Allahu Ekber diyerek girdi bu memlekete. İslam bunu fethettiğinde Allahu Ekberlerle aldı. Aksini söyleyebilen varsa çıksın, delilleriyle konuşalım. Konuşamazsınız. Neden? Çünkü Allahu Ekber denildi bu memlekette ve burası alındı. Bu memlekette Allah diyeni astılar. Bu memlekette Allah diyeni cezaevlerine attılar. Kim bize neyi anlatıyor? Adıyaman'da 3 tane yakınımı kaybettim. Daha dün gece oradan geldim. 7 gün enkaz altından çıkan adam tekbir getiriyor. Bundan rahatsızlar insanlar. Neden? Allahu Ekber'e, Allah'a düşmanlar çünkü. Bize düşman değiller. Bizim şahsımızda hiçbir sorunları yok kimsenin. Ama Allah'a düşman olmayan bir insan Allahu Ekber denildiği zaman buna karşı çıkar mı? İslam dinini biliyorum. Abi bir şey, ben hacıyım. Ben umracıyım. Bilmem neciyim. Abi bana ben hafızım. Ben 6 sene medrese okumuş bir insanım. Ben olay... ilim bakın, burada siyaset yapmadı beyefendi. Kameranın arkasında gördünüz, daha kayıt almadan öncesinde bir beyefendi geldi kameranın önünde beyefendiye saldırdı. Eyvallah. Üslubunu fark etseniz bozmadı. Şu anda sadece ilk defa sesini yükselterek sadece insanlara duyurmak için. Size yükselmedi. İnsanlara kendisini anlatmak ve kendisini açıklamak istedi. Ben senin muhatabımım. Sen bana bağırarak millete duyurmaya çalışıyorsun. Hakkın yok senin. Kamera kayıtta size
bir saygısızlık yapmıyor. Bir sıkıntı yok. Ben kimseyle bir derdim yok. Eğer ki size direkt söyleseydi sizin suratınıza bakarak bağırırdı. Tamam da güzel abi. Hayatım. Beyefendi sizin sesiniz daha çok yükseldi ama ben size abi. O yüzden dedim ki üslubunuzu bozmadan böyle birbirinize güzel konuşun dedim. Üslubu mu? Ben mi? Ay, şu anda çok sakinsiniz. Ben 70 küsur yaşında adamım. Ben bununla muhatap bile olmam.